betimlemeler yapılır, çok şey söylenir. Ama anneliğin gerçek misyonunu toplum olarak hep göz ardı eden bir milletiz bizler. Anneliği sadece doğurmaktan ibaret ya da karnını doyurmaktan ibaret. Anneliği sadece merhametten ibaret zannederiz. Evet, merhamet anneliği anne yapan, yani anneyi anneliğe dönüştüren en kıymetli duygudur, hissiyattır. En yüce Rabbimizden bize lütfedilen en kıymetli duygudur merhamet. Anneliği çok yüce bir makama ulaştırıyor. Ancak bununla beraber annelik bana göre doğurduğunuza merhamet boyutunu genişletilmesi, yani kişinin doğurduğuna merhamet boyutunu genişletmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anneliği daha manidar kılar. Nasıl? Çocuğu dövmemek, incitmemek ya da insana dokunmamak, incitmemek değil de bir başkasının ya da kendisinin hataya düşerek çok büyük yanlışlara düşmesini engelleyebilmektir. Onu gerçek anlamda sahiplenmek. Yani ben ona bakıyorum, o da gelecekte bana bakacak şeklinde bir ipotek koymak değil de ben emek verdim, ben yetiştirdim. Benim hayal ettiğim, ufkumun yettiği ya da yetmediği daha üstünde bir yerde bir değere sahip olabilmesi için onu her türlü kötülükten koruyabilmektir sahiplenmek. Dışarıdaki akbabalara, çakallara, işte çakal sürülerine parçalatmamaktır. Yanlışa düşürmemektir. Hani sağlıklı bir hayat sürebilmesi için sadece sosyoekonomik anlamda yüksek bir standart, bol parayla, ekonomik koşulları rahat bir ortamda yaşatarak değil, kötülüklerden, gerçek kötülüklerden, dış dünyadaki yaşanan çirkinliklerden gerçek anlamda onu koruyabilmektir. Kaliteli bir karakter ve kişilik oluşumunu sağlayarak onu topluma kazandırabilmektir annelik. Bana göre biz bu ayağı çok ciddi anlamda zayıf bırakıyoruz. Biz eğitim anlamında da bunu biraz cılız bırakıyoruz. Yeteri kadar geliştirmiyoruz. Çünkü eğitim sistemimize sistemi eleştirmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Biz beşeri bilimleri öğretiyoruz çocuklarımıza. Güzel şeyler öğretiyoruz. Ama biz bu anlamda destek vermiyoruz. Anne babalarımıza da destek vermiyoruz. Farkındalıklarını da arttırmıyoruz. Dolayısıyla ortaya çok fazla okumuş ama dışarıda ziyan olmaya meyilli ya da okumamış, dışarıda gerçekten ziyan olmaya meyilli çok fazla, çok geniş bir kitleye sahibiz. Bu bizim ülkemiz, milletimiz, devletimiz adına bir dezavantaj teşkil ediyor. Peki efendim, şimdi en kutsal kavramlardan biri annelik. Evet. Son zamanlara baktığımızda annelere saygı azalıyor mu? Annelere saygı, şöyle diyeyim, aslında insana saygı azaldı Berat. Kişi eğer anne olma vasfını kıymet bilerek, kendisi değer vererek taşıyorsa kimse onu değersizleştiremiyor. Bu böyledir. Siz bir kimliğe sahipsiniz. Bu bir kimliktir, bu bir vasıftır. Siz sahip olduğunuz vasfı eğer kıymetlendirip taşıyabiliyorsanız, siz değer verip onu yüceltebiliyorsanız, toplum otomatikmen eleştiri kapılarını kapatıyor ve size saygı duyuyor o konuda. Sizi incitemiyor. Ama siz yaptığınız işe değer vermiyorsanız, atıyorum, ben bununla çok karşılaştım. Geçen sene sanki bu konuyu konuştuk gibi hatırlıyorum. Hanımlara ne iş yapıyorsunuz dediğimde, hiç çalışmıyorum işte, ev kadınıyım deyip küçümsüyordu. Oysa ki bir evin kadını olmak, o evin annesi olmak demektir. Siz anneliği eğer hor görür, küçültürseniz, siz zaten otomatikman kendinizi de küçük görmüş olursunuz. Sizin kendinize vermediğiniz değeri toplumda size hiç kimse vermeyecektir. Ben anneliğe saygısızlığın azaldığını düşünmüyorum. Olay başka boyutlarda kırılmaya uğruyor sanki. Daha anneliğe kadar gelmedi. Annelik hala yüce, hala kutsal, hala çok değerli, çok kıymetli. Her konuda kendi değerimizi kendimiz belirleyeceğiz. Evet. Efendim, her yıl Anneler Günü'nde yaşanan bir muhabbet vardır. Anneler Günü'nde işte tüketim kültürüne alet ediliyor. İşte hani fazla harcama yapılıyor. Evet. Bu aslında Anneler Günü bir günde sınırlı değil. Hani tabii. Her gün Anneler Günü. Annelerimiz her zaman değerli. Bunu doğru buluyor musunuz? Yani bu söylemleri?
Yani bu söylemleri eğer eleştirecek olursak, kapitalizmin ürettiği bütün ürünleri eleştirmek gerekir. Bu çok büyük bir cephedir. Bunu eleştirmenin, konuşmanın bir anlamı yok. Yani babalar günü var, sevgililer günü var, o günü var, bu günü var. Sonuçta bu ekonomi döngüsü bir şekilde dönecek. Yani bunun, bu pastanın küçücük bir dilimi annelere düşünce mi eleştiri kapılarını açıyoruz? Ne gerek var bunu konuşmaya? Ben naçizane önerim, annelerine tabak çanak almasın gençler, insanlar. Annelerinin kendilerine, onları insan olarak mutlu edecek ürünler alsınlar. Ben bu eleştiriyi çok sağlıklı bulmuyorum doğrusu. Efendim, dün anneler günüydü. Dün ben de takip ettim programınızı. Şehit anneleri ve eşlerini ağırladınız. Onlarla bir programınız vardı. Aslında sizin pandemiden önce, hani pandemi bazı şeyleri engelledi. Hani çalışmalar devam ediyor ama pandemi öncesinde de hani evinizde, konakta her hafta şehit ailelerini ağırlıyordunuz. Evet. Dün de böyle bir programınız vardı. Evet. Nasıl geçti programınız? Programımız çok güzel geçti. İl Valimiz de katıldı, beyefendi programa katıldı sağ olsun. Onun katılımıyla beraber programlar daha bir değer kazanıyor. İnsanlar çok mutlu oluyor ilim valisiyle tanışmış olmaktan, karşılıklı çok sıcacık sohbet edebilmekten, ona ulaşabilmek çok kıymetli kılıyor programı onlar açısından. Tabii Vali Bey ayrıldıktan sonra biz Tuğ General Hüseyin Bekmez Beyefendinin eşi Bilgin Hanım Efendi ile beraber programa devam ettik. Milletvekilimizin eşi vardı, hanımefendi, Arvas Hanımefendi vardı. Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanımız vardı, hanımefendi. Hep beraber grup halinde bütün şehit annelerimize tek tek dokunmak istedik. Ve programımız yaklaşık 4 saat sürdü. Bir kahvaltı için bir araya gelmiştik, evet. Ama 4-4,5 saat kadar süren bir programa dönüştü. Çok keyifliydi. Ayrıldıkları zaman hepsinin gözlerinde muazzam güzel bir ışıltı vardı. Hepsi çok mutluydu. Çok keyif aldıkları çok belliydi. Ve biz hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Aynı zamanda şurada küçücük bir parantez açmak istiyorum. Bir önceki konuya değinerek, hediyeleşmek bizim dinimizde, bizim inancımızda sünnettir. Karşılıklı beklentisiz hediyeleşmek. Böyle güzel günler. Anneler günü üzerinden bu konuyu tartışmak istemiyorum, yine de söyleyeyim. Bir başka şekilde konuşulabilir bu konu ama anneler günü üzerinden değil. Fakat yine de böyle güzel günlerde küçük hediyeleşmeler insanları mutlu ediyor sonuç itibariyle. Evet. Değil mi? Aynen. Dün de böyle bir şeyler yaşadık. Dün programı takip ettiğim için, evet, ben de oradaydım. Şimdi Vali Bey'in ve sizin, hani gözlemlediğim diyorum ve programlarınızı yakından takip ediyorum. Bir program yapıyorsunuz. Evet. Evet, orada insanlarla tanışıyorsunuz, muhabbetinizi ediyorsunuz ama sonrasında tek tek görüşüyorsunuz. Yani özel görüşmeler oluyor. Evet. Hani buna güç dayanmaz, sabır dayanmaz ama büyük bir sabırla evet, dinliyorsunuz. Çünkü diyorum ya, siz tek tek hepsini ziyaret ediyorsunuz. Evet. Ama sonrasında tekrar özel görüşmek istiyorlar. İstiyorlar, doğru. Şimdi vatandaş, Vali Bey devletin temsilcisi. Ben eşimin temsilcisiyim. Öyle ya da böyle benim eşime ulaşmaya çalışıyorlar. Valiye ulaşmaya çalışıyorlar. Valiye her an, her istedikleri an ulaşabilmeleri söz konusu olmayabiliyor. Yani iş çok, telaş çok, evet, koşuşturma çok, ilgilenilmesi gereken alan çok. Dolayısıyla herkesi bir dinleyebilme şansı olmasa da ben onun adına dinleyip mutlak surette kendisine aktarma konusunda kişilere söz veriyorum. Onlar bu söze, bu teminata güvenerek görüşmek istiyorlar. Bir de insanların içlerini dökmesi, dertlerini dökmesi, sizinle konuşurken birkaç damla gözyaşı akıtmaları, içindeki o sıkıntıyı, belki hayatı boyunca hiç kimseyle paylaşamayacağı bir sıkıntıyı size samimiyetle ifade edebilmesi hem benim açımdan çok ciddi bir kazanım, hem onlar açısından bir kazanım. Onlar insan olarak o an yaşadıkları rahatlama, onları hissettikleri o mutluluk, bir şeyi başarmış olmak, hedefime ulaştım duygusu onları inanılmaz rahatlatıyor, mutlu ediyor. Ve bir insanın sağlıklı noktada bir şeyi başarmış olmasına yardımcı olmak, fayda sağlamak, insan olarak beni çok mutlu ediyor. Bu yaptığım iş aslında biz Berlin'in eşi olmanın ötesinde insan olarak benim
kişiliğimle alakalı bir şey beni çok mutlu ediyor. Yorulmuyor muyum? Çok yoruluyorum. Efendim kişiliğinizle alakalı doğru. Şimdi dünkü programda da hani diyorum ya pandemi öncesinde şeytanileri evinizde de ağırlıyordunuz. Evet. Hani sadece işte programlarda gördüğünüz insanlar değil bunlar. Sürekli diyalog halinde olduğunuz. Görüyorum, takip ediyorum. Hepsini aslında hani bunu çocuk evlerinde de gördük, sevgi evlerinde de gördük. Evet. Hepsini ismen biliyorsunuz. Pek çoğu. Hani evet. Onların size karşı tavırları özellikle işte huzur evindeki yaşlılarımızın evlatlarıyla muhabbet ediyormuş gibi olmaları bunu herkes başaramaz. Hani o diyaloğu nasıl yakalıyorsunuz? Çünkü oradaki o geçen hafta mesela yaşlılarla olan programınızda o yaşlıların size ve Vali Bey'e sarılma şekilleri, konuşmaları hani kendi evlatlarıyla konuşuyormuş gibi hissediyorlar. Bunu başarmak çok kolay olmasa gerek. Çok tatlı bir amca var. Aslında kolay. Neden kolay? Siz sırtınıza bir kürk giymezseniz, siz omuzlarınıza apolet takmazsanız, siz sadece siz olursanız gittiğiniz her kapı ardına kadar açılır. Gittiğiniz her insanın gönül kapısı size ardına kadar açılır. Siz ne kadar dilerseniz oraya o kadar taht kurar, o kadar oturursunuz. Bizim yaptığımız bundan ibaret. Çok olağanüstü bir şey yapmıyoruz biz. Biz olarak gidiyoruz. Ben ayağıma topuklu ayakkabı giymiyorum. Ben ayakkabıyla da gitmiyorum. Eğer çok üşümezsem, kış mevsimini geçirdik. Eğer çok üşümüyorsam, üşümeyeceğime inanıyorsam ben çıplak ayakla oturmayı, ev sahibinin verdiği terliği dahi kabul etmemeyi tercih edenlerdenim. Ne kadar onlar gibi rahat hareket ederseniz o kadar onlardan olursunuz. O kadar onlara yakın olursunuz. Size o kadar içlerini dökerler. Huzur evinde bir amcanın bir duası beni çok etkiledi. Şöyle içeri girdim, selamlaştım. Aksakallı bir amca. Allah ona sağlıklı, hayırlı ömürler versin. Bana dedi ki, siz dedi attığınız her adım adedince Rabbim sizden razı olsun. Yani milyonlarca diyebilir ama başka türlü de ifade edebilirdi. Bu öyle içten öyle samimi bir duaydı ki anlatamam size. İşte bu bizim rızkımız. Biz oralara o insanların gönlünü almaya gidiyoruz. Aslında bizim hiçbir şeyimize ihtiyaçları yok. Allah devlete zeval vermesin. İnanılmaz güzel. Van'da bu alanda çok ciddi çalışmalar var. Çok samimi gönülden personel kitlesi var. Ben daha bir tane personelimizin 4 yıldır buradayım. Bir çocuğumuzu, yaşlımızı, engellimizi, hastamızı, herhangi ihtiyaç sahibi bir kitleyi ben incittiklerine şahit olmadım. Gerçekten olmadım. Olsam bunu da dile getirirdim. Bu konuda hani rahat bir insanım biliyorsunuz. Burada çok ciddi çalışmalar var. Allah herkesten razı olsun. Bizim yaptığımız, bize yani konuyu şuraya getireceğim, bize maddi anlamda ihtiyaçları yok. Manevi olarak sadece bir gönül dostluğuna, bir gönül yoldaşlığına, bir sohbete ihtiyaçları var. Gittiğiniz zaman o amcanın bu sözü söylemesi benim rızkım. Allah'ın izniyle. Ben rızkımı almaya gidiyorum. Ben kimseye iyilik yapmaya gitmiyorum. Ben kendi nasibimi talibim. Olaya böyle baktığınız zaman kimseye bir iyilik yapmıyorsunuz. Dolayısıyla burnunuz kaftana çıkmıyor. Omuzlarınız havaya dikilmiyor. Omuzlarınıza apolette takmıyorsunuz. Buna da ihtiyaç duymuyorsunuz. Onların küçük kızları olmak, ufak tefek bir abla olarak ortalıkta dolaşmak benim için çok büyük bir keyif. Siz bunu yapıyorsunuz. Yani hani buradan dinleyicilerimize yanlış anlamasın. Programlarınızı yakın takip ettiğim için biliyorum ki bunların bazen bizlerin zorlamasıyla yansıtılmasını istiyoruz. Zar zor yansıtıyoruz. Hani birçok şeyi de yansıtmıyorsunuz. Evet. Hani belli günlerde çıkıp görüntü vermiyorsunuz. Buna en azından ben bir şahidim. Ben her çalışmayı paylaşamam tabii ki. Yani bunu paylaşmıyorsunuz. Şimdi efendim kadınlar üzerinden gittik, anneler üzerinden gittik. Genç annelere tavsiyeleriniz ne olabilir? Genç annelere tavsiyem. Aslında sanki böyle yeni evliliklerde mi? Yeni evliliklerde, yeni evet. Evliliklerde sanki böyle gücünü kaybediyor gibi. Yok. Yeni evlilikler aslında evlilik gücünü kaybetmiyor. Evlilik müessesesi gücünü kaybetmiyor. Sadece bir değişim, dönüşüm süreci yaşıyor. Evliliklerin içeriği değişiyor. Bizler dilediğimiz kadar feodal yapıların insanları olalım. Biz modernleşen dünyadan kendimizi soyutlayamayız. Dolayısıyla bizim gençlerimiz 30 sene önceki evlilikler gibi evlilikler yapamazlar. Eğer zorlanırlarsa bugün boşanmanın çoğalmasının sebebi temelinde yatan sebep budur.
Hani diyorlar ya işte evliliğin kıymeti bilinmiyor, çabucak boşanılıyor. Hayır, evliliğin kıymeti biliniyor. Gençlerin hepsinde çok ciddi bir evlilik isteği görüyorum ben. Sadece şu var, anlaşılmayan şöyle bir durum var. Gençler eski gençler değil. Biz şimdinin ebeveynleri, anneleri, babaları, bizler hala gördüğümüzü tatbik etme, uygulama konusunda aşırı ısrarcıyız. Biz bu entegrasyona müsaade etmiyoruz. Bu geçiş sürecini zorlayan biz büyükleriz. Gençlerin birbirinden beklentileri var. Neden? Biz evlendiğimiz zaman, benim yaş grubum, ben 52 yaşındayım. Benim yaş grubum evlendiği zaman neydi? Beklenti o kadından, o kızdan beklenen neydi? Evlenecek, evinin kadını olacak, yemeğini pişirecek, sofrasını kuracak, eşini bekleyecek. Böyle küçük bir dünya kuruluyor ve mutlu bir yuva dünya kuruluyor. Dünya o dünya değil artık. Kadın her şeyden haberdar olmak zorunda, kadın dışarıda olmak zorunda. Aksi takdirde o yuva sağlam bir yuvaya dönemez. Evde kapalı bir kadın dünyadan bir haber, ekmek alamayan, telefon kullanamayan, dışarıya adım atamayan, aileye dair karar veremeyecek, inisiyatif kullanamayacak bir kadınla evlilikler sağlam olmuyor, bugünün evlilikleri sağlam olmuyor. Eğer kız böyleyse, erkek böyle bir evliliği kaldıramıyor ve bir süre sonra boşanmak istiyor. Ya da erkek böyleyse, erkek tarafı böyleyse, böyle bir kültürle büyümüş ve beklentisi buysa, daha modern, daha eğitimli bir genç kızın yüksek beklentisi, kendi hayatına dair inisiyatif kullanabilme arzusu var olan bir genç kızla izdivaç yapan bir genç delikanlının evliliği de sürmeyi biliyor. Bunlar evliliği kıymet vermemek değildir. Bunlar uyum sağlayamamaktır. Yani bu geçiş sürecinden sonra ben inanıyorum evlilikler daha sağlam oturacak. Çünkü bu evliliği yürütmeyi başaranların evlilikleri çok daha sağlam oluyor. Neden? Çünkü partnerler birbirlerine karşı saygı duyuyorlar. Hani hayat müşterektir diye klişe bir söz var ya. Hayat sadece para kazanarak müşterek değildir. Her anlamda müşterek. Hayat karar verme noktasında, özgürlük noktasında. Özgürlük kelimesi bizim toplumumuzda çok farklı algılanıyor. Bu kelimeyi kullanırken biraz ihtiyatlı davranmak istiyorum. Altını açacağım şimdi. Yani biraz daha böyle karşılıklı fedakarlık. Fedakarlık derken birinin talebine %100 boyun eğmek değildir fedakarlık. Karşı tarafın görüşlerine, fikrine açık olmak, onu dinlemektir. Ne istiyoru anlayabilmek için çaba harcamaktır. Kadın diyor ki ben bana vakit ayırmanı istiyorum. Eğer eşsek birlikte sohbet edeceğiz, birlikte vakit geçireceğiz. Ama erkek aklı hala bekar arkadaşlarında, şuraya gideyim de iki tane işte mangal yapalım, iki balık kızartalım, erkek erkeğe yiyelim. Erkek erkeğe muhabbeti arzu edenler lütfen evlenmesinler. Ne olursunuz genç kızların hayallerini, hayatlarını ziyan etmesinler. Çünkü bu sağlıksız bir durumdur. Ne olacak, sen erkek erkeğe bir muhabbetin içine girersen eşini mecburen annenle, kardeşinle, ötekiyle, berikiyle nikahlamak zorunda kalacaksın. Ama o seninle nikahlandı. O seninle bir hayat sürmek için beklentiye girdi, bir girişimde bulundu, bir fedakarlık yaptı. Bütün ailesini bıraktı, ayrıldı. Seninle bir bütün bir hayat kurmak için geldi. Bu haksızlığı ne kadın erkeğe yapsın, ne erkek kadına yapsın. Yani bu boşanmaların temelinde birbirini anlayamamak vardır. Evliliği isteyen her genç mutlaka evliliğe değer verdiği için evleniyordur. Bir süre sonra insanlar birbirini anlayacaklar. Anne babalar o geçmişteki evliliklerdeki gelin beklentilerini artık minimalize etmek zorundalar. Oğullarına eş arasınlar. Kendilerine gelin değil. Erkekler, genç delikanlılar kendi çoraplarını yıkatacak kadınlar değil. Beraber bir el ele tutuşarak yeri gelir çorap da yıkanır, yeri gelir bulaşık da yıkanır, yemek de yapılır. Ama karşılıklı birlikte aynı sofrayı paylaşacak eş arasınlar. Bir bardak çayı birlikte paylaşırken ondan lezzet alabilecekleri eş arasınlar. Çünkü evlilik budur. Aynı bardağı kaldırdığınız zaman o anın lezzetine varabilmektir.
Ne kadar güzel olay anlattınız. Bundan ibaret. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, kadınlarla ilgili geldiğinizden beri birçok çalışmanız ve projeleriniz var. Evet. İşte Büyükşehir Belediyesi kadın aile hizmetleri ile birlikte. Evet. Daha önce yaptığınız, hala devam eden programlar var. Gönülden gönüle dost sohbetleri var. Evet. Programları yapıyorsunuz. Sonra orada yine bayanlarla tek tek ilgileniyorsunuz. Tekrar özel görüşmeler yapıyorsunuz. Evet, evet, evet. Dinliyorsunuz. Bu programlar devam ediyor. Çalışmalar ne aşamada? Bir de dikkatimi çeken ilçe belediyelerinin de aslında hani sizden sonra aynı projeler üzerinden gitmesi. Hani örnek olmak çok güzel bir şey aslında. Tabii. Fakat aynı ismi kullanarak tercih ediyorlar. Bu size biraz sızlık uyandırıyor mu? Yok, ben önce sorduğunuz soruya döneyim. Kadınlarla ilgili pek çok çalışma yapıyoruz. Biz ilk geldiğim sene şu an Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı olan Selma Biçek Hanım, o zaman bakanlığımızın da ismi henüz değişmemişti. Sosyal Politikalar, evet, İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı yapıyordu. Sağ olsun çok gani gönüllü, çok cengaver, gerçekten çok gayretli bir hanımefendi. O zaman da yollarımı o açıyordu. İlçelerde bir takım pilot uygulamalar başlattık. Kaymakamlarımızdan çok ciddi destekler aldık. Çok ciddi dönütler, sonuçlar aldık. Çok memnuniyet vericiydi bu. Biz bu çalışmaları pandemiyle beraber ufak tefek aralar versek de çalışmaya devam ettik. Derken sonra müdür yardımcımız Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Orada çalışmalarını daha geniş kapsamlı yapmaya başlayınca ben elimi eteğimi çekmedim mevzudan. Gönülden gönüle dost sohbetlerini biz 4 sene önce kullanmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi hanımefendinin himayelerinde bir gönül elçileri çatısı altında, bir vakıf şeklinde değil, sadece bir sosyal medya platformu olarak kullandık bu ismi. Bu ismin bünyesinde bu çalışmaları yürüttük. 4 yıldır ara vermedik. Bunu genişlettik. Daha farklı kapsamlara taşıdık. Mahalle sohbetlerine, evet, götürdük. Okullara götürdük. Küçük kurs alanlarında ulaşabileceğimiz Kur'an kurslarını taşıdık. Seminerler, eğitim, kültürel seminerler yaptık. Yani ulaşabileceğimiz, aklımıza gelen her detayı kullanmaya gayret ettik. Şimdilerde görüyorum, evet, Edremit Belediyesi, İpek Yolu Belediyesi, evet, bunlar küçük kardeşlerimiz, bunlar kardeş belediyelerimiz. Doğrusu onlara rol model olmanın gururunu yaşıyorum. Tebrik ediyorum onları. Çekinmeyip aynı ismi kullanmışlar. Yani gönülden tebrik ediyorum. Ben bundan rahatsızlık duyabilir miyim? Ben bunun sadece gururunu yaşarım. Küçüklerime, geriden gelenlere rol model olmak, örnek teşkil etmek benim için büyük gurur. Onları da tebrik ediyorum. Ben inanıyorum bu yolda daha güzel işler yapacaklardır. Yapmaları da gerekir. Bu, yakışan budur. Velhasılı kelam, biz bu çalışmalara devam edeceğiz. Ben nasip olursa önümüz yaz tatili, herkesin izne ayrıldığı, devlet memurlarının işte bir yerlere tatile gittiği, memleketine gittiği, bizim de insanımızın biraz daha kırsal yaşamına, daha doğal yaşamına döndüğü bir süreç yaz tatilleri. Biz de biraz mola vereceğiz belki bu süreç içerisinde. Ama Eylül ile beraber Allah nasip ederse çok daha güzel program ve projelerle canlı bir şekilde biz de tekrar çalışmamıza başlayacağız inşallah. Yani o çalışmaların ciddi anlamda etkisi oldu. Hani evet, etkisi çok orada oldu. Gördüğümüz kadınlar, bayanların kendine olan güvenleri arttı. Değil mi? Hani kendileri olduklarını fark ettiler, evet, aslında. Farkındalık oluştu. Çünkü ilk katıldıkları ve sonra hani takip ettiğimiz kadarıyla o değişim, gözle görülür değişimler vardı. Bu konuda size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür kadınlarımızı ediyorum. Kadınlarımızın desteği il olarak verdiğiniz için. Bakın, il olarak dediniz ya, aklıma şu geldi. Bunu oraya bağlamak istiyorum. Anne olmak sahiplenmeyi gerektiriyor dedim ya. Anne olmak için doğurmanız gerekmiyor. Anne olmanız için bir yüreğe sahip olmanız kafi. İşte kadınıyla, erkeğiyle, bir şehre bile siz annelik hissiyatıyla yaklaşabilirsiniz, sahiplenebilirsiniz. Mesela şu an Van'dayım. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, ben burada Van'ı eleştiriyorum. Yeri geliyor, yeriyorum.
Bu böyle olmaz diyorum. Bu böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır, eleştiriler, öz eleştiriler yapıyoruz. Ama bunun sınırları dışına çıktığımız an birileri bana dair bir şey söyleyince, hani böyle anaç tavuk misali, birdenbire kollarımız kabarıveriyor. Aa, o öyle değildir. Van şöyle güzeldir, Van böyle güzeldir. Van'ın şurası da var, Van'ın burası da var. Demekten kendimi alamıyorum. İşte anneler gününün sanki spot cümlesi bu. Anne sahiplenebilendir. Yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hani şey olayı da var. İşte hani bunu birçok kez duyuyoruz, görüyoruz. İşte çocuğunu doğuruyor ama bir gün sonra işte hani bu cümleyi kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama hani daha önceleri camiye koyuyorlar, şimdi çöpe koyuyorlar. Bu çok acı verici bir şey. Bu hani sadece annelik... bizim şehrimize dair bir şey değil. Bu şu anda Türkiye Cumhuriyeti. Hayır, il olarak değerlendirmiyorum. Türkiye olarak bizim, hani genel bizim olarak. Bizim ülkemizin her yerinde rastlayabildiğimiz içler acısı, hazin bir durum. Bunun da altında yatan çeşitli psikolojik, sosyolojik nedenler var muhakkak ki. Sayılarının azalmasını temenni ediyorum. İnşallah. Rabbim gönlü güzel kadınlara anne olabilmeyi nasip etsin. Gönlü yüreği büyük insanların tamamına. Erkekler de var keza bu konuda. Çok böyle gani gönüllü erkeklerle karşılaşıyorum çalışmalar sırasında. Hı-hı. Düşünün ki engelli 15-16 yaşında bir evladı var, işi bırakmış, anne yok ortada. O evladı mutlu edebilmenin çaresini arıyor. Pervane gibi ateş böceği misali o çocuğun etrafında dört dönen bir baba. Bunun gibi çok babamız var. Evet. Efendim, kadınlarla ilgili çalışmalarınız var. Kadınlar, yaşlılar diyorum ya, şehit aileleri, yani hani bu çalışmaları gerçekten takdire değer. Ama biz sizin konu. En hassas konunuz çocuklar. Evet, çocuklar. En hassas konunuz çocuklar. Çocuklarla olan diyaloglarınız da çok farklı. Yani sevgi evlerinde kalan çocuklar, çocuk evlerinde kalanlar. Hani bir ay Ramazan'da, hani ben birebir şahitim, evinizde iftar sahur yapmadınız herhalde. Sahur yapamadım. Kendi evet. Çocuklarınıza vakit evet. ayırmadınız. Hani bunu böyle ifade edebilirim. Çocuklarla vakit geçirmeyi, yani özellikle o sahur programlarında onlara o aileleriyle olma hissini verdiniz. Ve evet. bunu yaparken diyorum ya, hani kendi ellerinizle servis yapıyorsunuz, çocuklarla ilgileniyorsunuz ve siz evet. içeriye girdiğiniz zaman o çocuklar evet anneleri gelmiş gibi hissediyor. Kaçışmıyorlar evet. Yani kaçışmıyorlar, şey yapmıyorlar diyorum ya, çünkü belli günlerde onları ziyaret etmiyorsunuz. Sürekli yanlarında olduğunuz ara, için görüşüyoruz. Görüştüğünüz şöyle için hani... ya, en önemlisi şu, birinin ciddi anlamda bir problemi oldu mu muhakkak haberimiz oluyor. Mutlaka bu çocuğun problemi nedir, altında yatan sebep nedir, gidişatı nedir, bunun akıbeti ne olacak, hepsinden haberdarız. Çocuklar bunun bilincindeler, farkındalar. Artı çocukların günlük yaşamlarını gasp etmek, onlar adına karar vermek gibi bir derdimiz hiç olmadı. Çocuklar bunu da görüyorlar. Sadece onların kendilerini rahat hissedebilecekleri, huzurlu hissedebilecekleri anlamda bir mekan, bir doku oluşturmak için çok çaba harcıyoruz. Kurumdaki arkadaşlarım, yetkili arkadaşlarım da keza aynı gayreti çok ciddi anlamda sarf ediyorlar. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklar bunun farkındalar. Bizim davranışlarımızın içindeki samimiyeti net görüyorlar. Ben bunu çocukların kendi hem bakışlarında hem davranışlarında aynı zamanda söylemlerinde görüyorum. Bir sahurda bir kızımız çok samimi bir şekilde sokuldu. Bizim nesiniz dedi ama ben dedi sizin oğlunuzun yerinde olmak istemezdim dedi. Çünkü dedi sizi herkesle paylaşıyor. Evet. O yüzden ben buradan benim kendi sevgili evlatlarım. Maşallah üç evladınız pırlanta gibi. Rabbime şükürler olsun var. Rabbim anneliği bu güzel üç pırlantayla nasip etti, bizi şereflendirdi, onurlandırdı Rabbil Alemin. Ben kızım Doktor Rümeysa Bilmez, kızım Ravza Bilmez, oğlum Muhammed Ali Bilmez. Eksik bıraktığım bir anneliğim varsa, eğer yarım bıraktığım bir şeyler varsa, eğer yüreklerinin bir yerlerinde küçücük bir kırılganlık oluşturduysam, ben burada onlardan özür diliyorum. Onları çok ama çok seviyorum. Çok gönülden seviyorum evlatlarımı. Yani diyorum ya, üç çocuğunuzu da tanıyorum. Maşallahları var. Pırlanta gibi evlatlar yetiştirmişsiniz.
Ben onların hani onlara vakit ayırmadığınız için kırıldıklarını düşünmüyorum. Daha yok, da mutlu olduklarını düşünüyorum. Destekliyorlar beni. Sizi destekliyorlar, hani onu belli ediyorlar. Hani sizin o diğer çocukların yanında olmanız onları bence mutlu ediyordur. Yok, mutlu oluyorlar. Beni destekliyorlar. Ama ben 52 yaşında rüyamda gördüğüm annemle heyecanlanıyorsam benim çocuklarım da beni yanlarında istiyorlardır. Bunu iyi bildiğim için bunu söyleme gereği duydum. Allah için de sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Hepinize inşallah. Efendim şimdi sevgi evleri aslında hani toplum tarafından işte çocuk esirgeme kurumu olarak bilinen, sonra ismi değişen sevgi evleri. Evet, orada çocuklarımız gerçekten devlet dediğiniz gibi her şeylerini karşılıyor. Evet. Tabii ki aile sıcaklığı, kendi annesiyle babasıyla olmayı tercih eder çocuklarımız ama hayat onları bir şekilde oraya yönlendirmiş. Bu bir şekilde biliniyor ama Ramazan'da yaptığınız özellikle sahur programlarındaki çocuk evleri, şimdi bunların haberleri yayınlandığında ya da işte paylaşımlar yapıldığında insanlar oranın da şey olduğunu zannediyordu. Hani sevgi evleri olduğunu zannediyor ama değil. Şehrin farklı noktalarında çocuk tabii, evleri var. Tabii. Topluma entegre olmanın rehabilite olarak topluma entegre olmanın yolları kurulmuş evlerimiz bunlar. Bununla ilgili hani biraz bilgi verirseniz en azından dinleyicilerimize, diyorum ya tabii hani ki hepimizdeki mantık şimdi, sadece sevgi evleri varmış gibi hareket ediyoruz. Şey, bizim sevgi evi yerleşimimizde farklı kategoride çocuklarımız var. Doğrudur. Geçmişten kalan bir isim, o isim hala kullanılıyor. Hı-hı. Sevgi evinde bir yetiştirme yurdu. Evet. Çocuklarımız var. Bunlar nasıl bir kategoriyi teşkil ediyor? Bunlar dışarıdan anne babayla, aileyle büyümüş çocuklar ama bir şekilde bir talihsizlik yaşamış, bazı Hı-hı. sıkıntılar yaşamış ve yolları buraya düşmüş gençlerimizden oluşuyor. Bir grubumuz sıfırdan dünyaya gözlerini yalnız açma şanssızlığı, talihsizliği yaşamış. Bilemeyiz, belki de bu bir şanstır, bu bir talihtir. Kurum bünyesinde hayatlarını sürdürüp büyüyorlar ki son derece sağlıklı çocuklar bunlar. Hı hı. Bu konuda zaten bizim kendi içimizde de bazı böyle fikirlerimiz var. Yani fırsatını bulsak bu önerileri bazı yerlerde dile getirmek istediğimiz bazı fikirler var. Artı bir de bizim bir grubumuz var. ÇÖDEM adıyla hı hı. Devlet koruması altında olan çocuklarımız, gençlerimiz var. Ve dördüncü grubumuz çocuk evlerinde aile olarak yaşamaya devam eden çocuklarımız var. İşte beşer altışar kardeş. Hı hı. Hepsi kardeşler. Anne babaları yok ama devlet onlara bir anne de vermiş. Babaları keza devletin kendisi. İhtiyaçları gideriliyor ve toplum içerisinde normal günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için destek alıyor bu çocuklar. Hı. Bu tarz evlerimiz de çok. Bunların hepsi aynı değil ama hepsi iç içe koordinasyon halindeler. Birbirlerinden kopukta değiller. Yani mesela sevgi evinde rehabilite olduğuna inanılan gençler, artık bunlar toplum içerisinde sağlıklı yaşayabiliyoruz noktasına gelen gençler, beşer altışar kişilik ya da maksimum 8-10 kişilik gruplar halinde evler kiralanıyor. O evlere yerleştiriliyorlar ve kurum onların takibini yapıyor. Sahipsiz değiller. O evlerin mutlaka dönüşümlü nöbet tutan anneleri var. Gece orada kalırlar. Gün boyunca onlara yemek yaparlar. Bir annenin yapması gereken ne varsa her şeyi yapıyorlar. Çocuklar okullara gidiyor. Normal herhangi bir anne babasıyla yaşayan herhangi bir çocuktan farkı yok bu çocuklarımızın. Tek fark şurada. Toplum bunları kabullenmiyor. Yani bazen kelli felli doktorlar, bazen bakıyorsunuz hani böyle elit üst düzey yaşayan insanlarda çok absürt tepkiler görünüyor. İşte biz bunları istemiyoruz. İyi de yani alt kat komşunuzu, üst kat komşunuzu seçebilme bir lüksünüz yok ki sizin. Siz sadece kendi dairenizden sorumlusunuz. Oraya kadar konuşabilirsiniz. Üst katı başkası kiralar, A kişisi kiralar, B kişisi kiralar vesaire vesaire. Bunun çeşidi çok fazla. Siz buna karışamazsınız. Ve bu kitlenin bu kadar sert bir tavır takılması bizi çok şaşırtıyor. Çünkü bu çocuklarımız ahlaklı çocuklar. Sadece anne babasız olmak kabahat değildir. Eksiklik değildir.
Bunları incitmeye çalışmak eksikliktir. Çünkü bu çocuklar kimseye el avuç açmıyor. Hiç kimseden hiçbir şey istemiyorlar. Bunlar son derece mazbut beyefendi, hanımefendi, güzel hayatlar. Onlara da güzel hayatlar sürüyor. Onlara da tıpkı anne babalar çocuklarına nasıl yasaklar getiriyorsa, şu saatten sonra dışarıda olamazsın demiyor muyuz çocuklarımıza, diyoruz. Evet. Ben sana okula giderken telefon vermiyorum anneciğim, telefonsuz gideceksin demiyor muyuz, diyoruz. Bu kurallar bizim bu çocuklarımız için de geçerli. Onların da, benim çocuğumun gösterdiği ergen tavırları onlar da gösteriyor. Ben kendi çocuğuma nasıl tahammül gösteriyorsam, sabır gösteriyorsam, inanın o evlerde görev yapan kıymetli annelerimizin her biri aynı sabrı gösteriyor, aynı metaneti gösteriyor. İncitmiyorlar çocuklarımızı. Çocuklarımız herhangi bir vatandaşın çocuğu gibi sağlıklı bir şekilde dışarıda dolaşıyor, gidiyor, geliyor. Son derece mazbut ve temiz, ahlaklı yaşıyorlar. Ne olur toplum olarak bir başkalarını ötekileştirmeden, zayıf olanı, aciz olanı aşağılamadan, incitmeye çalışmadan, onun acizliği üzerinden güç devşirmeye çalışmadan insan olmayı başarabilelim. Bu çok zor bir şey değil ki. Hani bunu yapanlar... Evet. Ayıp ediyorlardır. Tabii. Bu bizi şaşırtıyor ve biz ev açmak istiyoruz. Şu an kurum ev açmak istiyor. Bizden destek bekliyorlar. Kiralayabileceğimiz evler bulamıyoruz. Ev sahipleri vermek istemiyor. Neden? Çünkü konu komşu bu tepkiyi veriyor. Onu istemiyorum. İyi de bunlar ahlaklı çocuklar. Bunlar edep çerçevesinde. Bunlar birey olmayı başarmış çocuklar. Bunlar sadece topluma tutunabilmek için desteğe ihtiyacı olan çocuklar ve bunu... Bu desteği vermek sadece benim değil, toplumdaki her vatandaşın görevidir. Herkes bunu sorumluluk edinmeli. Ben yanı başımda çalışan polis memuru arkadaşlarımın, kardeşlerimin, çocuklarının bir dezavantaj yaşadığı zaman olaya istemsiz bir şekilde müdahale etme gereği duyuyorsam, ben sokakta annesi babası kimdir, arkasında ne var, kimin çocuğudur, belki sahipsizleri düşünmeden... Küçücük bir sorun yaşayan bir insana, bir vatandaşa ben her şekilde müdahale ederim, destek veririm. Bunu herkesin hissetmesi, herkesin bu anlamda böyle bir şey duyumsaması lazım. Ama çok ciddi dezavantajlar yaşatıyorlar, gerçekten yaşatıyorlar. Bu benim Van'dan beklemediğim bir şey. Yakıştıramadığım bir şey aynı zamanda. Hı hı. Bilemiyorum. Hani bakıldığı zaman da aslında çok farklı yansıtılan şeyler var ne yazık ki. Değil mi? Efendim ben tekrar Ramazan ayına dönmek istiyorum. Çünkü diyorum ya, Ramazan ayında inanılmaz yoğun bir programla. Evet, çok yoğunduk. Çok yoğundunuz. Çok zor olduk gerçekten. Hani çocuklar, yaşlılar, ama bunun haricinde işte üniversitedeki gençlerle buluştunuz. Evet. Kur'an kursundaki öğrencilerle buluştunuz. Hani birlikte iftar yapıp ve daha sonrasında saatlerce onlarla da muhabbet ettiniz. Bu gençlerimizin farklı talepleri olabiliyor mu? Evet. Sizden? Oluyor. Orada çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Şimdi ben hoca hanımın ismini anlamın sakıncası var mı? Bizim için bir sakıncası. Kur'an kursu, üniversitedeki Kur'an kursunun hocası Tuğba Akkuş hanımefendi. Beni kendine hayran bıraktı. Azmi, gayreti ve hedefine ulaşma noktasındaki çabası. Bir hedefi var. Üniversitemiz bölge çocuklarını daha ziyade çeken bir üniversite. Büyük bir üniversitemiz var, kıymetli, değerli bir üniversitemiz var. Bölgenin çocukları burada yetişiyorlar. O çocukların belki hayatında hiç karşılaşmadığı bir eğitimdir Kur'an eğitimi. Tuğba Hoca Hanım gönüllü yapıyor bu işi. Biraz da sağa sola ittirilerek yapılıyor. Mekan bulamıyor, yer bulamıyor, ısıtılamıyor vesaire. Çok ciddi problemlerle baş etmek zorunda kalıyor ekip arkadaşlarıyla beraber. Ben bunu oradan, buradan onu kutluyorum ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum. O akşam onlarla biz bir program yaptık. Çok ilginç şeylerle karşılaştım. Oturduk çocuklarla sohbet ettik. Bizim böyle gökten zembille inmediğimizi, bizim Anadolu insanı olduğumuzu, bizlerin de vali çocuğu dahi olsa KYK'larda bu çocukların okuduğunu, yani benim evlatlarım da KYK'da kaldılar, okudular, devletin kredisini onlar da kullandı.
iadelerini yapıyorlar vesaire vesaire. Yani burada okuyan hiçbir çocuktan zerre farkı yok. Ne benim ne diğer mülki idare amiri camiasının evlatları. Hiçbir farkı değil. Hiçbirinin özel koşulları yok. Bir kere çocuklar bunu bizden öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyorlardı. Ben bir şeyin şaşkınlığını yaşadım. Devlet kıymetlidir. Devlet çok önemli, çok değerli bir mevhumdur. Fakat çocuklarımız hayatlarında, bu biraz bölgenin tamamına yaygın bir durum sanki, hayatlarında aksayan her şeyler devleti sorumlu tutmak, tamamlamak zorundadır demek gibi bir söylem beni çok şaşırttı. Şimdi bunu kırsaldaki bir vatandaş söyleyebilir. Ve kendisi odur. Yani ne yapsın, çaresizlik. Tabii ki devletten bekleyecek ama bir üniversite gencinin, bir kaymakamın, bir vatandaşa, vasıfsız bir vatandaşa kapısına gidince mutlaka iş vermesi gerektiğine inanması beni çok şaşırttı. Yani bir üniversite gençliğinin daha donanımlı, daha nitelikli, daha kültürel düzeyinin iyi düzeyde olması, yani iyi bir noktada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir üniversite öğrencisi hiyerarşinin ne olduğunu bilmesi, devlet kademelerinin ne olduğunu bilmesi, devlet kademelerindeki yetkilerin kimin nereye kadar ne yapabileceğini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bilemiyorum, belki biz içinde yaşadığımız için farkında değiliz, bildiğimiz şeylerin olağan olduğunu düşünüyoruz ama yanılıyor olamam. Bunu üniversiteli her gencin bilmesi gerekir. Bir kaymakam iş veremez, bir vali iş veremez. Bizim ülkemizde işe girmenin koşulları, kuralları bellidir. Yani talep edersiniz, sıkıntınızı dile getirirsiniz, yol haritası istersiniz, rehberlik istersiniz. Bu konuda herkes size destek olmak zorundadır. Ama kimse sizin elinizden tutup bir masanın başına geçirip al sana masa başı iş, bizim Van'daki klişe cümlemiz, böyle bir şey söz konusu değil ve bunun üniversite gençliği tarafından bilinmemesi beni çok şaşırttı. Tuğba Hanım bu anlamda da çok büyük bir iş başarıyor. Ben onu gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çünkü o çocukların her biri üzerinde psikolojik anlamda çalışıyor. Sadece Kur'an dersi vermiyor. Gerçekten çalışıyor. Bunu gördük. O yüzden çok mutlu oldum ama Allah sayılarını arttırsın. Çünkü bu anlamda bir çalışmaya çok ciddi ihtiyacımız var. Efendim şimdi belli dallarda ödül alan çocuklarımız oluyor. Yani bu engelli grubunda da var, farklı gruplarda da var. Bu çocuklarımızı da mutlu ediyorsunuz. Yani başarılarını duyduğunuz an onlara ortak olmaya çalışıyorsunuz. O mutluluklarını paylaşıyorsunuz. Takdir edilmek başarının devamını sağlar çünkü. Hani o çocuklarla olan diyaloğunuz nasıl? Geçen hafta mesela bir programınız vardı bununla ilgili yine. Evet. Biz gücüm yettiğince, imkanlarım el verdiğince, hiçbir şey yapamasam bir pasta kessem, ya da davet etsem, evde bir çay ikram etsem, biraz sohbet etsem, isimlerini tek tek alsam, küçük birer hediyeler versem, hediyelendirsem. Ben de çocuk yetiştirdim. Ben kendim de insanım. Yani sonuç itibariyle takdir edilmek, kişinin yaptığı işte sağladığı başarının devamını getiriyor. Motive ediyor. Motivasyon budur. Bizim gençlerimizin gerçek anlamda motivasyona ihtiyacı var. Sırtının sıvazlanmasına değil, boş iltifatlara değil, gerçek anlamda özgüven kazandıracak bir takdire ihtiyaçları var. Gerçekten işte bir madalya almış bir şampiyonu da madalya almış bir çocuğun teşekküre hakkı yok mu? Teşekkür almaya hakkı yok mu sizce? Bana göre bütün bürokratlar, herkes kendi bazında bu çocuğu takdir etmeli, teşekkür etmeli, küçük hediyelerle mutlu etmeli ki bu yavrucuk, ha benim bu yaptığım işe yarıyor demek ki. Ben toplumda böyle başarılar elde ederek de saygınlık kazanabilirim. Bunu hissetmeli, bunu fark etmeli. Bu onun tekrar çalışmasını sağlayacaktır. O çalışmanın devamını sağlayacaktır. Bizim toplumumuzda dışarıda boş gezip ne yapayım, iş yok, güç yok, kahvede oturayım diyen bir gençlikten ziyade ben bunu da yapabilirim diyecek bir gençliğe ihtiyacı var. Bunun da anahtarı bizim elimizde. Bu çok zor bir şey değil. O yüzden dokunmaya gayret ediyorum. Fazlasıyla dokunuyorsunuz bence. İnşallah öyledir. İnşallah ya öyledir. Siz diyorum ya, herkesime bir şekilde dokunabiliyorsunuz. Yani bu sadece işte sevgililerindeki çocuklar, yaşlar falan değil. Bu çevrenizde olan insanlara da, hani evet,
bunu buradan söylemeden geçemeyeceğim herhalde. Hani en basit, benim yaşamış olduğum küçük bir kaza vardı. Telefonda sizinle konuştuk. Belim rahatsızladım. O bir saat sonra kafamda ilacı bulabildim. Yani hani bu kadar hassas. Hani o anne içgüdüsüyle anında müdahale edebiliyorsunuz ve yardımcı olabiliyorsunuz. İşte aynı hani o an mesela ben Berat. Diyorum ya mutluluktan ağlanıyor deniyor ya. Evet, ben o an mutluluktan ağlamıştım. Beni düşünen birisi var ya, ben ilacım kafama geldi diye. Çok Allah teşekkür ediyorum o konuda. Rica çok çok teşekkür ediyorum. Ben insanı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ben öyle bir anne babanın evladıyım ki Muş'ta biri Afyon'dan biri Trabzon'dan, ben ortaokul öğrencisiyken gelmiş, öğretmen olarak atanmış, ev bulamamış ve ortada kalmış iki genç kızı 2 sene boyunca çocukları evde barındıran sevgili babam, benim bu kadar kızım var, iki de bunlar deyip 2 sene onlarla her şeyimizi, ama her şeyimizi paylaşarak ve o çocukların hiçbir şekilde bir harcama yapmaksızın bizimle hayatı paylaşmalarına müsaade etmiş. Belki pek çok insanın aklının alamayacağı kadar gani gönüllü bir kadının ve bir adamın, bir yiğidin kızıyım. Allah ikisine de rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Ben gerçekten paylaşmayı onlardan öğrendim. Hayatta paylaşamayacağım hiçbir şey yoktur. Ben insanlardan asla irite olmam, asla haset etmiyorum, kıskanmıyorum. Kıskanma duygusu bazen keşke bende de olsaydı derim. Öfke duyarım, kızgınlık duyarım ama hayatta hiç kimseyi kıskandığımı hatırlamıyorum. Kıskanmadığım için de çok gönülden, çok ölçüsüz paylaşabiliyorum hayatı. Sahiplenebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Bu da beni mutlu ediyor. Bu benim yani. Ne yapayım? Ben de böyle mutlu oluyorum. Siz mutlu olayım derken aslında karşınızdaki insanları da mutlu ediyorsunuz. Başkasının mutlu olması beni mutlu ediyor. İşte diyorum yani, karşı tarafı fazlasıyla mutlu ediyorsunuz. Az mı rastladığımız bir durum. O yüzden insanlara çok ilginç geliyor. Genelde insanlar bir başkasını değersizleştirip onun değersizliği üzerinden değer devşirirler. Evet. Ya da bir başkasını mutsuz ettikleri an böyle mutluluktan tepinirler. Ben bundan hicap duyuyorum. Nasıl ezildiğimi bilemezsiniz. Böyle bir şeyi hayatta hiç yaşamadım. Çok utanırım. İnsanlara gülmeye bile utanırım. Maalesef. Odasını yapınırsın. Bu da benim. Ne yapayım? Efendim, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de stüdyomuzda şu an Salih Bey de burada. Evet. Salih Bey, sorunuz varsa alabiliriz. Var mı sorunuz? Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz... O kadar geniş çaplı konuştuk ki pek çok noktadan bahsettik sevgili Berat. Yani sizi bulmuşken aslında her şeyi konuşmak istedim. Hani vakit ayırdınız, geldiniz diyor mu? Yoğunluğunuzu birebir bilenler dedim. Evet. Gerçekten zamanınız olmuyor. Bugün bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sadece son olarak şunu belirtmek istiyorum. Eğer biz kadınlar, özellikle bugün Anneler Günü programı olarak bir araya geldiğimiz için anneler üzerinden konuşmak istiyorum. Ne olur biz anneler, sahip olduğumuz her vasfın, sahip olduğumuz her özelliğin kıymetini bilelim. Biz kendimize değer verelim ki herkes bize değer vermek mecburiyetinde hissetsin. Bize saygısızlık yapabilme pervasızlığında bulunamasınlar. Anahtar bizde. Bunu ne anneden bekleyelim, ne babadan bekleyelim, ne eşten bekleyelim, ne akrabalardan bekleyelim, ne de evlattan bekleyelim. Biz insan olarak değerliyiz. Biz öyle büyük bir değere sahibiz ki çevremizdeki herkese fayda sağlayabilecek noktadayız. İşte bu fayda sağlama noktasında da değerli insanlarız. Biz bu değerin farkında olursak herkes buna hürmet edecektir. Herkes bize saygı duyacaktır. Bir başkası bize değer veremez. Bir başkası bize sahip olduğumuz hiçbir imkanı elimize veremez. O anahtar bizde, bize ait. Bunun farkında olalım isterim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür çok çok ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bütün dinleyicilere. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve Tutku Radyo dinleyicileri, farklı bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.